Otelde herkes senden bahsediyor. Dün gece ortalığı birbirine katmışsın. Hiç de ortalığı birbirine katmadım. Seni öyle görünce biraz telaşlandım, o kadar. Ha, biraz ateşim vardı ama getirdiğin çayı hatırlıyorum. Öyle alelacele bir şey yapmaya çalıştım işte. Niye gülüyorsun? Hayır, gülmüyorum. Ya Murat? Tamam, benimle ilgilenmen hoşuma gitti. Hepsi o. Ben seninle ilgilenmedim. Yani sadece... biraz yanında durdum, o kadar. Tamam, öyle olsun. O zaman biraz yanımda durman hoşuma gitti. Öyle uzun süre durmadım da. Sen uyuyunca hemen çıktım. Tamam, düzeltiyorum. Ben uyuyana kadar yanımda durduğun için çok sevindim. Hem ben senin yerinde kim olsa aynı şey yapardım. Yani bu sana özel bir davranış değil. Tamam Aslı, tamam. Anladım. Hem sen portakal suyunu içsene. Yine hasta olma. Ya niye gülüyorsun? Çok sinirsin ama. Tamam, gülmüyorum. Hem sen portakal suyunu iç. Daha çalışacağız. Tamam, içiyorum. Başlamayacak mısın? Çalmak istemiyorum. Bak, bugün daha iyi söyleyeceğim. Hissediyorum. Daha sonra deneriz. Çiçek toplamaya ne dersin? Sorun besteyle mi ilgili? Evet. Sorun besteyle ilgili ve benle ilgili. Bestede hiçbir sorun yok. Sen de gayet iyi çalıyorsun. Sorun bende. İyi söyleyemiyorum. Zaten iyi söyleseydim albüm batmazdı. Bak Hasret, albüm satmadı diye kendini suçladığını ve güvenini kaybettiğini biliyorum. Ama bunu aşman gerek. Albümün satmaması senin başarısız olduğun anlamına gelmiyor. O zaman aynı şey senin için de geçerli. Bu besteyi beğenmemen daha iyi bir beste yapamayacağın anlamına gelmiyor. Bugün çalışmasak olur mu? Bence onu boşuna aldın. Bu hava yağmaz. Belli mi olur? Bulunsun yanımızda. Nereye gidiyoruz şimdi? Bilmem. Yürüyelim öyle. Olur.